Psikolik şu an izleyelim mi? YouTube videolarındaki paranormal olaylara tepki. Allah bugün gerçekten evde ya. Küçük burnumdan çok sımık attı aşağıya. Mikrobiksin ya. Beni gördüğünde gerçekten sürekli burnun akıyor. Aşk mısın sen bana? Ben çok uzun... Birazcık ileri sayıyorum. Ama pislik çok hazırım. Vur ki va... Oha izleyelim durun lan. My dearest Lydia. Oh my... Şaka. The fuck was that? Işık kendi kendine mi açıldı? Come on. Ay kedisi, ben de diyecektim ki kedi mi açtı, kedisi var. Help us, like all my headphones. Kediler falan hisseder mi? Sal kediyi oraya. Ay Burak! Burak şaka mı? Bitmedi. Dude. Bu bilerek yapılmış bir şey. Bence de. Dude, İzlenme kasmak için yapmış bence. Ben bunu kurgu olduğunu ben düşünüyorum. Ben de yapacağım. Tamam yeter artık. O odayla o oda bağlantılı mı ki acaba? Tek oda evet. Çok saçma bir dizayn o zaman. Çocuk sakin davranıyor. Olacak iş değil yani. Bence yok. Bu fake. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim harbiden ya. Çocuk yok oluyormuş bir anda. Biri alıyor oradan falan. Gerçekten böyle bir şey yaşadı. Ya kurgu bu ya abi. İlerle hadi. İnanmıyorum buna. Bakıyor ya bir de. Öyle misin? Yok ya, yok 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 yok. Fake fake bu. İzlenme için yapmış bu. Ne? Same. Like how much? It's not like we needed. Guys, it's not like we needed any sleeping. Burak ya, ne oluyor oğlum? Yes. Tamam kapat bir dur bir. Ne deli misin lan? Kutu nasıl oynasın? İp mi var? Ha, en basit şey mi dünyanın? Vallahi mı? Ha, iple mi? Abi mola verebilir miyiz ya? Hah. Kaç dakikaydı bu video? Gerginlik seviyem has safhada yemin ediyorum ya. Guys, it's not like we needed any sleeping. Oğlum çık artık evden, çık 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 artık evden. Çık git artık evden. Çık git artık evden ya. Şakaysa da çok korkunç bence. Artık yeter tamam. Ama hep ip gibi duruyor bence de. Bu yok ayarlanmış. Evet, evet ip, ip dediniz, ip olunca okey tamam. İp mantıklı geldi. Nedir yani hocam? Bunun sonradan çocuk bir açıklamasını yapmıştır herhalde. Çocuğun bir açıklaması yok ki yani, o da açıklayamıyor. Yaren, yarın var? Akşam bir tamam, sus artık. Tek başındasın evde. Sus artık. Şimdi mesela sen ilk karşılaştın diyelim, tamam mı Batuhan? Tamam. Arkadan kapı açıldı, boğam diye çarptı. Küt bayıldım. Ya ben tekme atarım koşarak. Kendinden tekrar açılıyor. Şimdi sen bunları söylüyorsun, ya da gece öyle duaydı. Şeyler kuracağım ki ben. Niye oğlum? Acayip kuracağım. Evde oturuyorsun. Yatak odandasın. Yan tarafta derim hayırdır. Birader. Ya bence daha fazla izlenmek için yapılmış, arkadaşının falan yaptığı bir şey yani. Öyle değilse çok korkarım. O yüzden öyle olduğuna inanmak istiyorum. Çok abartı bu kurgu. Benim bu olaylarla ilgili maalesef ki sıkıntılarım çok var. O kadar mı ya? Birebir yaşamışlığım var ya benim böyle şeyleri gerçekten. Ya şöyle bir şey, ben eskiden tövbe, çok iyi kahve falı bakıyordum. Mesela baktığım fallarda sadece kötü şeyler çıkıyordu. Sadece. Hani ben iyi hiçbir şey görmüyordum ve başıma gerçekten çok olay geldi bununla alakalı. Ben enerjiye falan çok inanırım. Ev sahibim diğer evi satacaktı. Bana dedi ki çık. Ben bir haftada ev bulup çıktım. Eve karşı böyle full negatif basıyorum ama. Bir gün uyuyorum. Uyandım ama uyanmadım yani. Bir tane çocuk. Sarışın, böyle zayıf. Nerede? Yatağımın başında. Yatakta geldi, diğer yanıma yattı. Elini burama koydu.
böyle bakıyor bana, tamam mı? Hissediyorsun elini falan. Full baskıyı full hissediyorum. Durdu bakıyor böyle, sen diyor bir şeylerin diyor farkında değilsin falan. Ya diyorum git bilmem ne, elini tutuyorum çekemiyorum. Ay berbattı yani. Sonra taşındın mı orada? Taşındım. Annemi aradım direkt, olayı anlattım. Anne dedim bak böyle böyle bir olay başıma geldi. Annem de çünkü bu tarz şeylere inanır. O da yaşamış daha önce. Kızım taşın o evden dedi. Zaten sevmemiş o evi de, ben ev değiştirdim. Kirayı verdim bir ay, bir ay sonra evden çıktım. Yemin ederim içim ürperdi ya. Ben çok yedim. Şu an bir de böyle bölümü izliyorsun. Artık ben değil, sen kork. Bu video bu arada daha önce biz çektik. 2017 yılında bunu yayınlamıştık şimdi izleyeceğim videoyu. Öyle mi? Ama konu yine şey olunca, YouTuber olunca tekrardan bir izletiyoruz. Right, yo, so boys and girls, pretty much in front of us right now is an abandoned mental asylum. Pretty nice. Bu ne, yurt dışının ruhi cenneti mi? Hayır, hayır. Used to house people that were absolutely mentally disturbed. Ben bu videoyu hatırladım. Ay, ben bir fena oluyorum. Ben bu videoyu hatırladım. Deyince. Hadi bakalım. İzler miyim acaba? Bu kurgu değilse benim adım Şeyda Erdoğan değil. Ya ne alaka, ne alaka? Bu kurgu ya. Akıl hastanesine gitmişler bilmem ne. Mutlaka bir şey çıksın abi, videomuz izlensin olayı. Devam edelim. Absolutely mentally disturbed. Böyle şeylerden çok korkuyorum. Hello? Böyle şeylerden çok korkuyorum. It's so creepy. Close it, close it, close it. What is this? Oh my days, mate. Girmezsin ya, girer misin? Ay midem bulandı benim, biliyor musun? Disgusting, mate. Why are we doing this? Why are we doing this? Rightio, boys and girls, welcome to the mental asylum. Pretty much, we've taken 10 YouTubers, 10 new football signings, combined their skulls to make new faces. You know how to say it, does that mean you get the point? Surely I get that. Okay. Korkunç bir şey çıkacak şimdi. 8-5. Right, number 9. 3-2-1. Cheese! Easy. Hello? Ben çok korkuyorum böyle şeylerden ya. Bak gözüm doldu, kesin ağlayacağım, ben kendim biliyorum. Cheese! Easy. Efendim? Hello? What the f*** was that? Akşam uyuyamayacağım. What are we doing? Kallax and Gundogan. Wait. Böyle bir yere gidiyorsan hak ediyorsundur da bu arada yani. Hiç önüme bir şey çıktı. Ya. Ya yok ya, bu çok film şeyi gibi ama. Ben bu uyuyu hatırladım. What is that? We're gonna get you. Ne? 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 Kamerayı düzgün tut be çocuk. Yani şimdi YouTube videosu olduğu için inandırıcı gelmiyor ama ürkütücü. Well, this is funny. Wait, imagine if it isn't even like. Ay, çok gerildim ya. Burak! İstemiyorum ya. Ama hak ediyor şimdi. Ne işin var burada çocuğum sen? Vandalizing now. What are you gonna do? Lay. Hala dalga geçiyorlar Burak. Hey, I beg you don't throw anything right now because we're just coming out. Hello? Ben bu videoyu hatırlıyorum hocam. Ben bir fena oldum. Is no one there? How did they run away so quickly? Hello? Yalan. Olabilir. Ya Necip. Yalan. Böyle bir şey değil. Ya vallahi değil oğlum ya. Yok. Ben ya, bu çok abartı. Böyle bir şey değil. Yok arkada ne klasik. Evet, o aynen. Buna katılıyorum. Korkutan çocuk şeyi bilmem. Evet. Asla inanmıyorum. Yalan, kurgu. Videoyu izlersin diye yapmışlar. Biraz atlıyorum. Korkulu yerlere sonrasında gelmek için. Soruyorum. Olmuş kim bilir neler. Evet, o zaman ağladım. Ay Türk. Değil. Türk mü? Bayağı değil Türk ya. Ne ya, korkunçluk. Okay. Once you've finished both of your illustrations, the final step in the process is to prepare your work for a presentation. Arkası niye karardı öyle? Illustrations that you've done, but also showing them that you care about your work. Some of the materials that you'll need to create a cover sheet are, of course, you'll need some scissors, you'll need some tape. I like to use the thick masking tape.
Ne diyorsun abi? Burak, yuh. You'll need some double-sided tape to put your image onto a mat board. You'll need niye açılsın ki yani dolabın kapağı? And a large piece of paper. You'll want to cut the paper so that it's sağdan bir şey çıkmasını bekliyorum ümitle. Az önce bir gölge gelip gider gibi oldu çünkü. Abim. Abim güzel abi. Ya vallahi korkuyorum ya. Yemin ederim korkuyorum. Biraz bu açıktan izleyeceğim. Kurgu bu. Ya nesi kurgu ya? Kurgu abi. Öyle nesi bir şey kurgu, değil. Nesi? Kurgu bu kurgu. Öyle bir şey ben değil diyor hala ya. Kurgu. Ya kurguysa da çok korkunç yani. Kurgu olsun. Cin'in bir derdi var herhalde. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Beni kurtar. Dolap cini olabilir. Tost perileri olabilir. Dolap kapalı kalmış yani. Ya böyle şeyler yani. Dolabın içinde biri mi ittiriyor? Dolap için yapılabilir gibi gördüğüm için her zaman böyle fake olabilir potansiyelini bırakıyorum orada. Evet. Ama bu böyle şeylere inanmadım ve korkmadım anlamına gelmiyor. Korkmamak için de yapıyor olabilirim bunu. Bu kadar kendini belli etmez diye düşünüyorum. Ya da böyle bir şaşırdıktan sonra hani gidip o kapağa bakıp ilk yapacağın şey koşa koşa gidip kamerayı kapatmak olmaz yani. Ne oldu? Kamerayı kapatmaya bak gitmedi ki bence. Videoya bakmaya gitti. Şaka şaka. Ya ben buna da inanmadım. Ya bu da enteresan. Mesela hani atıyorum ruhani varlıksın hani ne oluyor açıp kapayınca mesela onu? Ama işte ya birinin kalbini çok kırdıysa. Mesela ben bir gün ölürsem sana gelirim, seni rahatsız ederim. O ondan değil, o fazla sevgiden. Kopamazsın benden yani. Peki benim mesela anlamadığım şey şu. Neden bu tür videolarda, bütün videolarda ama şu ana kadar izlediğimiz film, video işte TikTok'ta olsun, gelsin Instagram'da tespit olsun vesaire. Neden hep dolap kapağı açıyorlar? Belki ilk oluyor açılıyordur abi. Niye abi? Musluk açın bir tanesinde de. Evet değil mi? Çevir çevir. Ya da ocağa yakın abi. Evet. Onlar da herhalde bize ayak uyduruyorlar. Hani meğer madem ki bundan korkuyorlar biz de böyle bir şey yapalım. Ruhani varlıkların maddesel şeylere çok fazla hareket ettirmesi, çok fazla şey yapması bana bir tık inandırıcılığı kaybettiriyor. Hani mesela görüntü bilmem ne evet çok okey ama hani ne bileyim bunu da açıp kapatma yani anladın mı? Çok klasik yani. Tabii öyle bir belki algıları vardır, öyle bir mizah anlayışları vardır onu biz bilemeyiz. Ama bu bana inandırıcı gelmedi. Şimdi mesela gece uyuyorsun. Ben korkuyorum. Tamam mı? Yan odadan böyle bir ses geldi. Tavana bakıp böyle dinlersin ya ne oluyor diye. Bir daha gelecek mi diye. Ben beklemem bir daha sana. Ararım birilerini. Kimi arayacaksın? Ararım. 155'e kadar ararım. Evimi bastılar. Tıkırtı geliyor da. Geçiyoruz Türkiye'den bir videoya. Aha. Evet, Şeyda Erdoğan. Kesin yalan. İlginç bir şey gelmiş bakalım. Yıllar önce. Video çekerken bakalım. İzleyicileri görüyor ve söylüyor. Makyaj yapan güzel arkadaşımız mı? Aynen öyle. Ne oldu be? Elinle melinle oynamaya başladın. Şimdi kardeşim ben korkmuyorum demedim. Korkuyorum. Korku filmleri de kurgu ama yine de korkuyorum yani anlatabildim mi? Hadi bakalım. Herkese merhabalar. Aa ben ayol bu. Aa bak ben de söyledim. Ay bayağıdır izlememiştim. Herkese merhabalar. Bugün günlerden 3 Şubat Cumartesi saat 6.40'a geliyor. Ben 6 gibi uyandım. Bir ne oluyor? Kardeşimle beraber. Ne ya Burak? Ben anlamadım. Ben gideceğim. Orada bir şey var. Abi o poşet gibi bir şey ya. Kardeşim. Kurgu mu kurgu? Şimdi kurgu bu ya bu arada. Nereye gidiyorum? Şu an beynim o kadar kötü ki yani. O ne? Bir 2-3 saat uyumak için gerçekten çok şeyi feda edebilecek durumdayım. Ne o? Gözlerim falan bu şekilde çünkü poşet gibi bir şey ya o. 4.30'da yattım. Ne var orada? Çok şeyi feda edebilecek durumdayım. Gözlerim bak bak parmak oynadı. Allah belamı versin. Nerede oynadı ya saçma? Oy gerçek mi? Bak bak görüyor musun hareket ediyor bak bak bak. Kızım nerede piksel hareket ediyor orada ya? Tamam fark etmiyor. Hani? Ha evet. Bak evet, sanki böyle şey. Parmakmış gibi evet. Böyle hani açıyor kapıyı falan gibi. Gözlerim falan bu şekilde. Ne oluyor oğlum? 4'te yattım hatta 4.30'da yattım. Aa çözemedim ben. Neydi o? Neydi bilemedim. O? Neydi? Hayır en komik olan şey ne biliyor musun? Ben bunu videoyu kendim kurguladım ve ben bunu fark etmedim.
takipçim mesaj atmıştı bunu. Ben yani var ya, yaşadığım inanılmaz bir şoktu. Kafayı yedim biliyor musun? Tabii canım. Taşındım yani sonra. Şey de kötü. Buradan da bu istedim. Şey, ya zaten taşınacaktım. Kendi evime çıkacaktım. Böyle bir olay oldu. Ben dedim fişek anne. Hadi dedim görüşürüz. Senin kardeşin falan var mı mesela? Var ama kardeşim böyle değil yani benim kardeşim. Anladın mı? Aşaş devam et bakayım. Evet. Bayağı izlemedim. Devam ediyoruz. Şimdi o koridorun gününüz görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Biz bunu izlemiştik sanırım. Biz çok eskiden. Biz bayağı bir şey asmıyoruz. Kedilerimiz olduğu için, iki tane kedimiz olduğu için ve burada böyle bir şey olduğu için yani ayakkabılık. Özellikle hani kadraja giren iki kısımda hiçbir şey olmaz. Onun dışında şöyle de bir olay var. Hani burada bir poşet mi olabilir, bir şey mi olabilir diye soranlar için. Benim kedim Osman poşet yiyor. Burayı o yüzden genel olarak parçalı bir şeyle koymuyoruz ki dediğim gibi. 2-3 gece öncesinde burası da yine böyleydi. Sadece şurada bir anahtarlık var ve şurada diyafon var ki bunun da o şekilde durabilmesi imkansız herhangi bir... Bir dakika chat, biraz içine girip bakmam lazım çünkü anlamaya çalışıyorum. Abi hangisine bakmaya çalışıyoruz biz, ben anlayamam. Kanka kapının orada bir tane beyazlık var, başka bir şey yok zaten. Ha, tamam, ışık yansımasıdır, çelik kapı abi. O şekilde durabilmesi imkansız. Herhangi bir ışık kapıdan durabilmesi imkansız. Bu sebebi dediğim o kadar erkek ya, yazık bana ya. Elde böyle tutup kapıyı tutuyor yani ve hani kapıdan izliyor beni. Yani geriden değil. Ay çok kötü. O koridorda gel kameraya gel. Arkadaşlar yani. Abi bir tane daha var mı başka? Var. Evet. Yani kurgu değil mi diyorsun? Değil kardeşim, bu kurgu bu gerçek, hayatın gerçeği, bir de araştırmışım. Yani çok büyük bir olaydı benim için. İlk defa başım. Bu arada ben bu zamanlarda falmal bakıyordum ha. Abi o dönem. O yüzden çok etkiledi beni, evet. Sonra böyle bu olaylar başıma geldi bilmiyorum. Sonra ben bıraktım. Yani. Hani? Yalan mı söylüyor Şeyda Erdoğan? Onu hiçbiri gibi durmuyor ki. He? Ben algılayamıyorum İnsanları yani. İnsanları mı kandırıyor öyle yani Şeyda Erdoğan? Hayır, estağfurullah. Tamam. Asla öyle bir şey demiyorum. O öyle sanmış olabilir. Ama bir şey yok sanki orada, ne bileyim. O beyazlık ne o zaman? Bir yerden oraya minik bir ışık vurmuştu. Ay ben... hiç şey yaşadınız mı? Gece böyle bir palto ya da mont ya da işte ne bileyim bornoz falan. Bir yerde asılıdır ve ışık çarpar. Sen de tam ansızın olsa da gözlerini açarsın. Çok kötü. Abi çok kötü. Ne bağırıyorsun? Canım istiyor. Bağırıyorum sana ne? Sünne! Göz yanılmasıdır. O el ne o zaman? El yok ki orada. Kedi bakıyordur belki. El yok bence de orada bu arada. Bence paranormal bir şey değildir. Belki bir ışık yansıyordur oradan, şeydir. Bak burada evet. Eli var. Ay çok kötü. Burada kafa var. Evet, mümkün bu değil. Bu eli şey olarak gören de var. İki kilo kakamı yapar. Ben diğer odadan... Görmüyorum. Ben bu odadan çıkacağım. Ne konusu sıkıntılı bir konudur bu. Tabii. Şey olan. Back to school videos, and it was actually kind of weird because I was filming it at night. Ne? So for this giveaway, I'm also hemen gerilim müziği hemen. I filmed a few nights ago, and as you guys can see, there's no editing and it's not color corrected at all. Thumbs ups. Then I'm gonna be giving away, and I realized that I didn't have any giveaway prizes with me, so I got up to go get them. And I turned off all the lights except for one. My parents are always yelling at me if I don't turn off the lights, so I don't want them to. Bakamayacağım Brock. So at this point, I actually stopped fast-forwarding the footage, and as you can see, the camera is moving down. Kaymış olabilir. Tamam, tripodun şeyi gevşemiş mi? Lens. So it oftentimes just kind of like weighs down and tilts down like that. Ne göreceğiz? Kapıyı mı gördün? Kapama. Kapıyı ayırma. Bakman lazım. Neye? Onunu... El hareketi mi çekiyor lan o? El hareketi çekiyor.
çekiyor. Şurada işte. Nasıl görmüyorsunuz? Ay yapma be oğlum. Yatağının altından mı çıkıyor? Allah kahretsin. Kedi patisi gibi duruyor aslında. There looks to be some sort of like child Allah. Or something and that just pulls back really quickly as the camera's tilting down almost as if it like doesn't want to be seen on camera. Sessiz uydun mu? Şuradan bir yana ses geliyor. Nereden geliyor ya? Tık tık diye ses geldi. Sen mi yaptın? Vallahi ben yapmadım. Böyle bir ses gelmedi. Geldi Burak. Doesn't want to be seen on camera. Bu ne? Oyuncak bebek eli gibi. Kedi. Sesi ben adıyorum. Yok abi bir şey. Nasıl ya? Ay yok yani yok. Ay ben de arkamı sağlamam. İşte bayağı geçiyor arkasına. Kamerayı indiriyor oradan da heh. El çekiyor. Ya kedisinin elidir ya bir oyuncak şeydir ya kardeşidir. Bu ben yani bu cümlesini biliyorum hani. Lütfen gerçek olmasın cümlesi. Yok yani. Hiç istemiyorum. Lütfen. Ay Burak ya. Bunların daha reallerini bulmaya çalışacağım. Gölgen oradan, aynadan yansımalar. Eh be, gerildim yine ya. Vallahi... Tövbe estağfurullah. Bir şey oluyor yani şu anda burada, farkında mısın? Yani kız yapmış olabilir, yine aynı şeyi söyleyeceğim bu arada. Evet. Yani daha fazla izlenmek için, bir de bunun sonrasında analizini falan çekiyor yani. Hani çok clickbait bir şey. Allah öyle bir şey olsun. Eline öyle bir kol... Abla Allah razı olsun videolardan çok... Videolardan daha çok senin bağırmalarından korktuk. Öyle bir etki bıraktın mı? Öyle bir etki bıraktın mı? Evet. İyi. Bilal 0017 abone olmuş. Bilal hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Galadriel 1x Twitch Prime'de abone olmuş. Hoş geldin. Çok